Merhaba değerli izleyenlerim. Yine bir derin sohbet programında birlikteyiz. Bugün işitme engelli vatandaşlarımızın sorunlarını, işaret dilini Uluslararası İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Sayın Pelin Aslan Hanımefendi ile konuşacağız. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız Pelin Hanım? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Pelin Hanım, öncelikle bir sizi kendinizden dinleyelim. Pelin Hanım Aslan kimdir? Sizi bir tanıyalım. Daha sonra konuşmamıza devam edelim. Ankara doğumluyum. Evet. Memur bir ailenin çocuğuyum. Memur çocuğu olunca, memur çocukları bilir zaten, çeşitli iller, kişiler ve çeşitli kültürlerle tanışıyorsunuz. Evet. Benim engellerle tanışmam da çok uzun zaman öncesine dayanıyor. Ailede var mı? Var. Yani? Kendi yakınlarımda da engeller olduğu için. Onların hem toplum içerisinde hem de kendi özel yaşantılarında yaşamış oldukları sıkıntılara, problemlere birebir şahit oluyorum. Uzun yıllar çeşitli engel grubundaki engelli kardeşlerimize eğitmenlik yaptım. Uzun bir süre yine başka bir federasyonda Ankara Şube Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptım. Şu anda da Uluslararası İşitme Engelliler Federasyonu Genel Başkanı. Ne güzel. Peki başkanım, bu federasyon Uluslararası İşitme Engelliler Federasyonu ne zaman kuruldu? Yani Uluslararası İşitme Engelliler Federasyonu 2014 yılının son aylarında kuruldu. 7 tane yeni derneğin. Bir yeni bir yılımızı yeni bitirdik. Daha bebek bir federasyon. Olsun, teşekkür ederim. 7 tane derneğin birleşmesinden bir araya geldi. Amacımız işitme engelli vatandaşlarımızın toplumda yaşamış olduğu eğitim alanında, sağlık alanında, kültür ve spor alanında yaşamış olduğu problemlere çözüm bulmak adına, işaret dilinin yaygınlaşmasını, onların toplum içerisinde daha rahat iletişim kurabilmelerini sağlamak adına böyle bir federasyon kurmaya karar verdik. Ne güzel yapmışsınız. Ellerinize sağlık, yüreğinize sağlık. Peki bizim ülkemizde işitme engellilerin karşılaştığı, mesela iş bulma, eğitim, sosyal hayatlarında yaşarken, yani gün içinde karşılaştıkları en büyük sorun nedir? Yani işitme engellilerimizin sorunu nedir? Öncelikle şunu söyleyeyim, Türkiye'de yaklaşık 3,5 milyona yakın işitme engelli var. Ve toplum içerisinde hakikaten diğer engel gruplarına göre fiziken sağlıklı oldukları için ve iletişim sağlayamadıkları için en büyük problemimiz bizim iletişim eksikliği. Anlaşılmıyor tabii, hani dışarıdan işitme engelli olduğunu. Tabii ben gizli engelli diyorum. Evet. Çünkü mesela ben burada işitme engelli olsaydım ve hiç konuşmasaydım, siz benim işitme engelli olup olmadığımı anlamazdınız. Ta ki bana bir şey sorana kadar. İşitme engeller bu şekilde toplum içerisinde gizli engelli. En büyük sorunumuz iletişim eksikliği. Maalesef. Bu bizim en büyük sorunlarımızdan biri. Özellikle sağlık, adliyede, karakolda, hastanede, bizim hizmet aldığımız her noktada onlar da hizmet alıyorlar. Ve işaret dili bilen personel sayısı olmadığı için, gerçi son yıllarda bu biraz daha artış oldu bunda. İnsanların işaret diline bakışı, işaret dilinin birazcık önemi. Birazcık daha bilinçlendi değil mi toplumumuz bu anlamda? Tabii, biraz daha bilinçlendi. Evet. Zaten işaret dili de 2015 yılında çıkan özürlü yasasından sonra da resmi bir dil olarak kabul edildi. Dünyanın 44. resmi işaret dili bizim dilimiz. Onun haricinde iletişim sıkıntısının haricinde mesela çocuklarımızın okullarda yaşamış olduğu problemler var. Bununla ilgili biz zaten bakanlığımızla görüşmelerimizi yapmaktayız. Sağ olsunlar, onlar da bize gereken yardımı ve ilgiyi göstermekteler. Yakın bir zamanda bunun çözümleneceğini umut ediyoruz. İnşallah, inşallah. Çözümlenmesi için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İnşallah. Özellikle çocuklarımız için daha zor değil mi? Yani okul ortamında bu işitme engelli çocuklarımız için adapte olabilmek. Gerçekten zor yani, onların yerine koyduğumuz zaman kendisi tabii gerçekten zor. Şimdi ülkemizde okul öncesi işitme engelli çocuklara eğitim veren kurumların sayısı ne yazık ki çok az. Beş parmağınızın sayısını geçmeyecek kadar. Okul öncesi eğitimde biliyorsunuz çocukların okula hazırlanmasında çok önemli. Ve çocuklarımız okul öncesi eğitimi alamadığı için herkes büyük şehirlerde yaşayan işitme engelli minikler gibi şanslı olamıyor maalesef. Onun için bizim de başlatmış olduğumuz çalışmalarımız var. İlerleyen zamanlarda bahsedeceğim size bunlardan. Tabii eğitim sorunu da çok önemli. Özellikle kırsal bölgelerde daha büyük bir sorun bu değil mi? Yani hani tabii büyük şehirlerde en azından böyle hani dediğiniz gibi bir elin parmağı kadar da olsa bir eğitim kurumu var ama kırsal bölgelerde bunun
sıkıntısını çok daha fazla yaşıyor diye düşünüyorum insanlar. Tabii yani mesela kırsal bölgede işitme engelli bir çocuğa sahip olan bir aile, hı hı, tabii ki daha merkezi şehirde yaşayan bir aileye göre hem eğitim anlamında hem bilinçlilik anlamında ne yazık ki daha geride. Peki işaret dilini o kırsal bölgelerde olan insanlar nasıl öğreniyorlar? Yani hani o geldi şu an aklıma. Şehirde, merkezde bir şekilde öğreniyorsunuz ama hani çocuğunuz işitme engelliyse bunu nasıl geliştiriyorsunuz kendinizi kırsal bölgelerde özellikle? Zaten kırsal kesimde yaşayan aileler çocuklarının işitme engelli olduğunu çok geç anlıyorlar. Evet. Ne yazık ki. Doktora götürme süreci de uzuyor. Bu uzama süresinde de çocuğun zaten işitme kaybı daha da azalıyor ne yazık ki. İşaret dili bilmeyen bir aile çocukla kendi aralarında geliştirdikleri kendi işaret dillerini oluşturuyorlar, evet, evet, ve o şekilde anlaşıyorlar. Ta ki çocuk eğer işitme engellilere eğitim veren bir okulda eğitim görecek ise, hı-hı, oraya başladığı zaman da arkadaşlarından bu eğitimi, yani bu dili öğreniyor. Yani o zaman bunun da gerçekten bir süreci var. Tabii. Eğitim süreci var. Tabii. Çok güzel, çok da enteresan yani. Özellikle şeye geçmek istiyorum ben, bu faaliyetlerimizi, federasyonun faaliyetleriyle ilgili konuşmak istiyorum. İşaret diline tekrar geleceğiz. Çünkü onunla ilgili merak ettiğim de çok şey var. Hatta ben de çok öğrenmek istiyorum. Size mesele de öğretiriz. İnşallah. Bu federasyonun faaliyetleri, şimdiye kadarki faaliyetleri çok kısa bir süre olmuş gerçi, evet, ama neler yaptınız? Neler yaptık? Federasyonumuz çok kısa bir süre önce, evet, kuruldu. Çok. Bir yılını daha yeni bitirdi, evet, ama daha önceden benim bir geçmişim olduğu için, işitme engellilerle de çalışmış olduğum için, işitme engellilerin sorunlarını yakından biliyorum. Neler yaptık bu süre zarfında? İşitme engelli çocuklarımız için çözüm ortağımızla birlikte, engelsiz masallar hazırladık. Ah, ne güzel. Evet, işaret diliyle anlatılan engelsiz masallar. Çünkü duyabilen çocuklarımız annelerinden ve babalarından masal dinleyebiliyor. Fakat duyamayan çocuklarımız bundan faydalanamıyor. Aileleri işaretleri bilmiyor olabiliyor. Ailesi işitme engelli olabiliyor. Onları düşünerekten onlara engelsiz masallar hazırladık. Ay, ne güzel bir çalışma gerçekten. Özellikle çocuk için. Evet. Onun gelişimi için, özellikle zihinsel gelişimi için de çok çok önemli. Kesinlikle. Masallar hayal dünyaları için çok önemli. Tabii ki. Tabii ki. Çok güzel, faydalı bir çalışma bence. Evet. Güzel olmuş. Bunun haricinde yine işitme engelli çocuklarımız için tiyatrocu arkadaşlarımızla federasyon olarak işaret dili eğitimleri verdik. Üç dönemdir işitme engelli çocuklarımıza işaret diliyle tiyatro oyunları hazırlıyoruz ve Türkiye genelindeki bütün işitme engelli okullarına, 49 tane okulumuz var. İlk öğretim okulumuz. Buradaki okullarımızdaki çocuklarımıza işaret diliyle tiyatro izletiyoruz. Ne güzel, ne mutlu. Onların o mutluluğunu görmek, inanın, bizi de çok mutlu ediyor. Bunun haricinde başka ne yapıyoruz? Türk Kızlarıyla birlikte yine işitme engelliler meslek liselerinde ve ilk öğretim okullarında, hı-hı, ilk yardım eğitimleri veriyoruz işaret dili anlatımla. Evet. İşitme engelli bir çocuk, Allah korusun, başına ailesi olmadığı zaman da bir durum gelebilir. Nasıl, ne yapması gerekiyor? Bununla ilgili bilinçlendirme seminerleri veriyoruz. Uygulamalı ilk yardım çalışmalarını gösteriyoruz. Bunun haricinde yine bize ulaşan maddi durumu yetersiz olan işitme engellilere cihaz ve pil yardımında bulunuyoruz. Dediğim gibi henüz bebek bir federasyonuz ama bu zamana kadar bayağı bir cihaz ve pil dağıtımı yaptık. Bunun haricinde sadece işitme engelliler değil, tüm engelliler bizim kardeşimiz. Onların sorunları bizim sorunumuz. Evet, onlar için de ücretsiz protez ve ortez yaptırıyoruz. Aynen. Herhangi bir bedel ödemeden ortezlerini ve protezlerini yaptırıyoruz. Ve yine yeni başlattığımız bir sosyal sorumluluk projemiz var. Hı. Bu projede de işaret dilinin yaygınlaşması adına tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ücretsiz interaktif eğitimler başlatıyoruz. Buradan da duyuralım. Eğitim almak isteyen kurumlarımız bizimle lütfen iletişime geçsin. İnteraktif olarak uzaktan eğitimle çalışanlarına işaret dili eğitimleri verelim. Aa, ne güzel, ne güzel. Ne kadar faydalı çalışmalarımız şeyler. Bu kısa sürede bu kadar. Maşallah. Yani bu kısa sürede gerçekten çok önemli çalışmalar yapmışsınız. Evet. İnşallah bundan sonrası da gelir. Devamı gelir fazlasıyla. İnşallah. Peki proje anlamında var mı bundan sonrası için? Federasyon ne yapacak işitme engelli vatandaşlar? Şimdi işitme engelli, daha çok işitme engelli çocuklara yönelik projeler hazırlamak istiyorum, hı-hı, açıkçası. Hı-hı. Çünkü yetişkinler için yapabileceğimiz şeyler kısıtlı. Evet. Ama işitme engelli çocuklarımız için onları hayata hazırlamak, onların çünkü engelli ailelerinin düşündüğü en önemli şeylerden biri, ben öldüğüm zaman çocuğum ne olacak?
Başkanım burada şunu özellikle belirtmek istiyorum. Bir duyduğum bir söz var. Onu söylemek istiyorum. Her anne evladından önce ölmek ister. Evet. Fakat engelli çocukların anneleri evladım benden önce ölsün derler. Çünkü evlatlarını bırakabilecekleri, güvenebilecekleri kimse olmadığı için bu beni çok etkiler. Tabii. Allah yardımcıları olsun. Amin. Gerçekten amin. Çok zor. Amin. İnşallah. Çok zor. Allah yardımcıları ailelerimize olsun. Ailelerimize sabır ve güç versin inşallah. O annelerimize kuvvet versin. Özellikle engelli annelerimize. Hepsinin buradan ellerini öperim. Ellerini hepsinin öpüyorum. Önünde evet, saygıyla hepsini. Eğilirim. Allah hepsine güç kuvvet versin inşallah. Amin, inşallah. Dediğim gibi işitme engelli çocuklara yönelik çalışmalar yapmayı düşünüyoruz. Hı hı. Onun haricinde uluslararası görüştüğümüz bir projemiz var. Evet. Allah nasip ederse yakın zamanda onun web sayfamızdan da duyurusunu yaparız. İnşallah. Bu şekilde devam edeceğiz inşallah. Ne güzel. Güzel şeyler olacak. Özellikle işitme engelli çocuklarımız için diyeyim. İnşallah. Faaliyetlerimiz devam edecek diyorsunuz. Peki. Bu işaret diline gelelim. İşaret dilini öğrenmek isteyen bilmiyor. Benim gibi mesela işaret dilini öğrenmek istiyor. Nerelere başvurabilir? Bununla ilgili kurumlar, kurslar var mı? Nerelerde var? Nasıl bir yol takip etmeliyiz işaret dili için? Şimdi öncelikle işaret dili eğitimi aldığınız kişinin bu konuda uzman olması gerekiyor. Ve burada bizim KODA adını verdiğimiz annesi ve babası işitme engelli olan iki dille ve iki kültürle büyüyen arkadaşlarımız bu eğitimi vermekte. Bu eğitimleri de federasyonlardan alabiliyorsunuz, derneklerden alabiliyorsunuz, özel kurumlar var, halk eğitim merkezleri var. Bunu ücretsiz olarak alabileceğiniz ve MEP onaylı sertifika eğer almak istiyorsanız alabileceğiniz yer halk eğitim merkezleri. Bir şey de çok açık yani önü de çok açık yani İngilizce kadar tabii. Kıymetli değerli tabii bir dil tabii. Her yerde kullanılabiliyor. Öğrenilmesi çok çok önemli kesinlikle, diye düşünüyorum kesinlikle. Ben. Kesinlikle. Yani illa bir yakınınızın işitme engelli olmasına gerek yok. Yolda yürürken bir işitme engelli size yol sorabilir, herhangi bir yeri sorabilir. Ona o yardım etmenin vermiş olduğu vicdani huzur hakikaten çok güzel. Buradan da herkese işaret dili konusunda duyarlı olmasını rica ediyorum. Ne kadar çok kişi öğrenirse o kadar çok faydalı oluruz işitme engelli kardeşlerimize. O zaman diyelim ki tüm Türkiye... İşaret dilini öğrensin. Bunun evet. için çaba göstersin. Evet. Çünkü çok önemli bir dil. İletişim kesinlikle. İçin çok çok önemli. Hepimiz öğrenelim. Evet. Yani bir şey kaybetmeyiz. Öğrenmek zaten çok tabii güzel ki. Bir şey. Tabii ki. Hepimiz işaret dilini öğrenelim. En azından birine bir faydamız dokunursa ne mutlu olur bizim için. İnşallah. Peki şey soracağım. Bu işaret dili Türkçe'de, Türkçe'de konuşuyoruz. Bunun yabancı dili var mı? Yani hani mesela Türkiye'de konuşulan yabancı dil, işaret dili Almanya'da geçerli mi? Almanya'nın farklı mı? Yani ya da Amerika'da farklı mı? Nasıl şeyleri mi var? Yani farklı bir dil şeyi mi tabii, var? Tabii. Her ülkenin kendine özgü bir işaret dili var ve kendine özgü bir alfabesi var. Şimdi size örnek göstereceğim birazdan. Mesela Türkiye'de nasıl Türkçe konuşuluyor? Almanya'da Almanca konuşuluyor, İngiltere'de İngilizce konuşuluyor. İşaret dili de bu şekilde. Allah Allah. Farklı. Yani standart bir dil yok. Yok. Her ülkenin dili ayrı. Mesela ben Türkçe işaret dili biliyorsam İngiltere'ye gittiğimde anlamaz mı? Şimdi şöyle aslında benim daha önce yaşamış olduğum bir olayı örnek vereyim size. Katılmış olduğum bir kongrede diğer ülkelerden konfederasyon başkanları ve federasyon başkanları katılmıştı. Ve ben onların dilini hiç bilmememe rağmen bir şekilde anlaştık ve biz saatlerce fark ettim ki sohbet etmişiz. Mimikleriniz ve beden dilinizde %50 rahat bir şekilde anlaşabiliyorsunuz aslında. Evet. Aslında normalde konuşurken bile, yabancı dil konuşurken bile o mimikler, evet. o sıcaklıktan tabii. zaten anlaşılıyor ama işaret dilinde var mıydı? Ben onu çok merak ediyordum aslında. Tam da yerine geldim sorayım hemen diye. Ama mesela Amerikan işaret dili var, ASL ile. Uluslararası kongrelerde mesela o kullanılıyor. Evet. Ve son zamanlarda yine uluslararası işaret dili yaygınlaşmaya başladı. Nasıl İngilizce ortak bir dil olarak kabul ediliyorsa ASL'de, Amerikan işaret dili de bu şekilde kabul edilmeye başlandı yavaş yavaş. Mesela Türkçe işaret dili bilen birisi
ekstra yabancı dil öğrenmek istiyorsa ASL öğrenebilir yani. Tabii ki öğrenebilir. Öğrenebilirsiniz tabii. Ne kadar zengin yani insanlar tabii. Böyle bunu duydukça bilginin zenginliğinde bazen şaşırıyorsunuz. Tabii yani işaret dili hani bazı insanlar gel git gibi kolay zannediyor ama öyle değil. Bildiğiniz bir yabancı dil gibi eğitim alıyorsunuz ve yine yabancı dil gibi eğer bir pratik yapmazsanız, onu geliştirmezseniz unutabiliyorsunuz. Bunun için de yapmanız gereken işitme engelli kişilerle bir arada olmak. Lokallere, derneklere, işitme engellilerin bulunduğu yerlere gidip hem onların kültürlerini öğrenmek hem de işaret dilini öğrenmek adına onlarla iç içe oluyorsunuz. Mesela Türkiye'deki işaret dili de kendi arasında farklılık gösteriyor. Şivesi ve lehçesi var. O da var. Mesela Karadeniz bölgesinin nasıl bir lehçesi varsa İç Anadolu bölgesinin ya da Ege'nin işaret dilinde de var. Size birkaç tane örnek gösterebilirim mesela. Lütfen, lütfen çok sevindim. Mesela biz Ankara'da salı işaretini bu şekilde yapıyoruz. Salı. Evet. İstanbul'daki işitme engelli kardeşlerimiz de bu şekilde yapıyor salı. Biz çok mesela önemli. Cumartesi bu şekilde yapıyoruz. İstanbul'daki işitme engelli kardeşlerimiz bu şekilde yapıyor. Cumartesi bu. Biz böyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Cumartesi. Aha. İstanbul'dakiler bu şekilde yapıyor. Evet. Pazarı biz bu şekilde yapıyoruz. İstanbul'daki kardeşlerimiz bu şekilde yapıyor gibi. Allah Allah. Bir karışıklık olmuyor mu peki? Hayır, hiç karışıklık olmuyor. Bu kadar yani aslında çok fazla farklılık yok. Farklılık olmasına rağmen örnek veriyorum Ankara'daki İç Anadolu bölgesinde yaşayan bir işitme engelli, doğuda yaşayan bir işitme engelliyle rahatlıkla anlaşabiliyor. Farklılık olmasına rağmen rahatlıkla anlaşabiliyoruz. Mesela işaretleri unuttuğumuz zaman ya da karşımızdaki kişi söylemek istediğimiz işareti anlayamayabilir. İşitme engellilerde ve işaret dilinde de mesela bizde nasıl ilkokul mezunu, ortaokul mezunu, üniversite mezunu gibi kültür farklılığı olabiliyor ve anlayamayabilir. Evet. Bu gayet doğal. O zaman bizim imdadımıza parmak alfabesi yetişiyor. Örnek vereyim mesela anne işareti bu. Ama olabilir. Karşımdaki kişi bunun anne işareti olduğunu anlamayabilir. Direkt parmak alfabesi imdadıma yetişiyor. Anne yazıyorum ve karşımdaki harflerle. Beni evet, karşımdaki beni rahatlıkla anlayabiliyor. Parmak alfabesini işaretleri unuttuğumuz zaman ya da karşımızdaki kişi bizi anlamadığı zaman kullanıyoruz ya da özel isimleri söylerken mesela benim adım Pelin. Yazıyorum. Pelin. Soyadım Aslan. Ve işitme engellilerin kültüründe birbirimize lakap takıyoruz. O da şöyle oluyor. Mesela benim adım Pelin, P yapıyoruz ve sarışın olduğum için bu şekilde yapılıyor bana. Bu sarışın demek mi? Şöyle yapıyorsunuz, sarışın demek bu. Mesela diyelim ki siz gözlük kullanıyorsunuz. Direkt işte nurdan demiyorlar da gözünüz olduğu için bunu yapıyorlar mesela. Diyelim ki yüzünüzde bir ben var, adınız da Ayşe olsun. Evet. Ayşe demiyorlar da direkt beninizi gösteriyorlar. İsim yerine lakap kullanıyoruz. Evet, işitme engellilerin kültürleri biraz çok farklı. Başka bir dünya. Yani kesinlikle. Gerçekten içine girdiğimiz kesinlikle. Zaman çok farklı, çok başka bir dünya evet. ve çok ilginç bir dünya. Yani tabii. Aslında bunu öğrenmek, bir de bunu tam olarak da öğrenemezsiniz gibi geliyor bana. Tabii. Çünkü çok geniş, Türkçe kadar geniş bir dil. Tabii kesinlikle ucu bucağı yok bir yok, kere. Evet. Şeyden de bahsedeyim size, işaret dilinin geçmişi Osmanlı dönemine dayanıyor. 15. yüzyıla dayanıyor. Osmanlı zamanında sarayda görevli olan işitme engelli hizmetkarlar varmış. Bu Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de yer alıyor. Sarayın çeşitli bölümlerinde işitme engelliler görevlendirilmişler. Allah Allah. O zamandan bu zamana kadar uzanmış. Dil bilimciler yapmış oldukları araştırmaya göre de Osmanlı döneminden bu zamana kadar yaklaşık 1500 tane kelime şu anda kullanmış olduğumuz işaret diline geçmiş vaziyette. Tabii yani ucu bucağı yok. Sürekli işaretler değişebiliyor. Bir standartı yok bu dilin. O yüzden sürekli bilgilerinizi güncel tutmak adına işitme engellerle devamlı iç içe olmanız gerekiyor. Evet. Peki uluslararası bir dili olduğu için uluslararası tarihçesi nasıl? Yani hani geçmişi nasıl? Ne zaman ilk olarak bu diller çıkmış ortaya? Yani böyle bir bilgi var mı? Elimizde. Benim bildiğim kadarıyla işte bizim mesela işaret dilimiz Osmanlı dönemine dayanıyor. Ama diğer dilleri açıkçası bilmiyorum. Hani yanlış da bilgilendirme yapmak istemem anladım. Bununla alakalı. Anladım. Ama onların da tahmin ediyorum ki çok eski zamanlara dayanıyordur. Peki bu federasyonla ilgili beklentileriniz nedir? Yani neler yapılsın istiyorsunuz özellikle ülkemizde? Federasyonla ilgili beklentilerim özellikle ilk başta da söylemiştim. Kurulma amacı işitme
işitme engellerini toplum içinde daha rahat yaşayabilmelerini sağlamak, yaşamış oldukları iletişim sıkıntılarını ortadan kaldırmak ve onların toplum içerisinde kendilerini ötekileştirmeden toplum içerisinde kanalize olabilmelerini sağlamak adına Allah değer sağlık verirse i̇nşallah. Çalışmalarımıza inşallah elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince devam İnşallah. Etmeyi düşünüyoruz. Peki bu dillerle ilgili biraz örnekler verelim mi Pelin Hanım? Tabii yani ki. Hani mesela bir kelime İngilizce nasıl? Tamam. Yabancı dil olarak tamam. ya da Türkçesi nasıl? Tamam. Bununla ilgili birazcık örnekler tamam. alalım. Tamam, aradaki size. Farkı göstereyim Aha, size. Lütfen. Mesela Pelin, Türk işaret dilinde Pelin yazıyorum. Hı hı. Ama ASL'de, uluslararası işaret dilinde Pelin yazıyorum. Tek? Evet. ASL'de, Amerikan işaret dilinde tek el alfabesi kullanılıyor. Biz Türk işaret dilinde iki eli kullanıyoruz. Pelin. Pelin. Mesela soy ismim Aslan. Ben yine yazarken iki elimi kullanıyorum. ASL'de yazarken tek elimi kullanıyorum. Ama aynı şeyi söylüyorsunuz sonuç itibariyle. Yani farklı da olsa aynı şeyi söylüyorsunuz. Yani isminden bahsediyorum. Evet. Biri işte başka bir dilde şey gibi düşünün. Mesela işte adın ne diye sorduğunuzda Türkçe'de adın ne diye sorarsınız. Hı-hı. İngilizce'de what is your name diye sorarsınız. Bu da onun gibi. Bir şey. Peki anlatırken sadece işaretler yeterli mi? Yoksa mimik, o sıcaklık, o konuşma ifadeleri... Daha mı iyi oluyor anlatırken? Daha mı etkili oluyor? Aslında yoksa sadece böyle hani doğum bir şekilde işaret. Yok. İşaret dilini kullanırken mimik ve jestleriniz çok önemli. Çünkü mesela ben üzgünüm derken ben yaptığımda karşımdaki kişi beni anlamayabilir. Ama ben üzgünüm dediğimde üzüntülü olduğumu anlar. Mesela başım ağrıyor dediğimde bu şekilde yaptığımda belki anlamayabilir. Ama başım ağrıyor dediğimde benim ağrı çektiğimi anlayabilir mimiklerimden. Hı hı. Onun için işaret dilinde jest ve mimikler çok önemli. Çok baskın uygulamak gerekiyor değil mi? Tabii yani ki. Mesela başım ağrıyor dersin ama onda birazcık daha böyle... Tabii yani göstermek. Bu şekilde gösterdiğimde hani bazen anlamayabilir. Çünkü işaret dilinde bir işaret birden fazla anlama gelebiliyor. Hı hı. Ama ben başım ağrıyor dediğimde yüzümde bir acı ifadesi var ve benim acı çektiğimi ben başımı gösteriyorum ve başımın ağrıdığını işitme engelli rahatlıkla anlayabilir. Tabii jestler, mimikler, beden dili çok önemli. Mesela işitme engelli biriyle iletişim kurduğunuzda direkt yüzüne bakacaksınız ve göz kontağı kuracaksınız. Bu çok önemli. Tabii ki. Göz kontağı kuracaksınız. İşitme engelli sizi görebilecek mesafede olacak. Bulunduğu ortamın aydınlık olması lazım. Kelimeleri işaret dilinde başka bir önemli nokta da karşımdaki kişiyle konuşuyormuşum gibi karşımdaki kişi beni duymasa da dudaklarımı okuyabilir. Mesela benim adım Pelin bu şekilde ve işitme engellerle iletişime geçtiğinizde görürsünüz ki yapmış olduğunuz işaretlerden daha çok sizin yüz ve mimiklerinize odaklanırlar. Buna şöyle diyebiliriz. %70, 60, 70 sizin yüzünüze ve mimiklerinize, jestlerinize bakarken %30 yapmış olduğunuz işaretlere bakarlar. Onun için işaret dilinde karşınızdaki kişinin anlayacağı şekilde konuşmanız çok önemli. Yapılan yanlışlardan biri karşınızdaki kişi işitme engelli yani sizi duymayacaktır. Yüksek sesle bağırmanıza gerek yok. Ha, evet, zaten bir de o, sizi duymayacak. Evet, evet, o var, tane tane sizi görebileceği şekilde göz kontağı kuraraktan eğer iletişime geçerseniz herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Birçoğu zaten okullarda dudak okuma eğitimi almakta. Ondan dolayı tane tane güzel bir şekilde kendinizi ifade edebilirsiniz. Tabii bunun yanına işaret dili eğitimi de alırsanız çok daha güzel olur. Evet. Bizim mesela en büyük yaptığımız yanlışlardan biri sanki duyacakmış gibi böyle duyma engelli bir vatandaşımızla konuşurken bağıra bağıra evet. Yani hem anlatıyorsun, anlatamıyorsun evet. Kendini bağırıyorsun. Evet. O çok buna hiç gerek yok. Gerek yok. Çok gereksiz bir şey gürültü bu. Gürültü kirliliğinden başka bir şey evet. Değil. Buna dikkat edelim özellikle. Evet. Peki bu işaret dili öğreniyorsunuz, konuşuyorsunuz falan ama genelde ailesinde
engelli olanlar tarafından mı tercih ediliyor öğrenmek için? Yoksa hani herhangi bir vatandaş gelip ben bu işaret dilini öğrenmek istiyorum diyen oluyor mu? Tabii. Sıklıkla. Yani ailesinde işitme engelli olan bireylerin zaten birçoğu işaret dilini biliyor. Hı hı. Ama bilmeyenler de var tabii, az önce belirtmiştim. Kırsal kesimde yaşayan, etrafında hiç işitme engelli olmayan ama işitme engelli bir bebeği olan ve onun büyümesinde az önce dediğim gibi kendi aralarında iletişim kurmak adına işaretler geliştiren aileler de var. Birçoğu biliyor. Daha kültür seviyesi yüksek olan, şehirlerde yaşayan ailelerin birçoğu biliyor. Ama bize gelen başvurularda işaret diline merak salan, işaret dilinin de bir dil olduğunu kabul eden, işitme engellilerle iletişim kurmak isteyen ve gönüllü olarak da mesela işaret dilini öğrenip federasyonlarda, derneklerde ya da işte STK'larda gönüllü olarak da bizlere yardımcı olmak isteyen arkadaşlarımız da var. Bunun haricinde biliyorsunuz işaret dil tercümanlarına ihtiyacımız var. Çünkü sayı çok fazla, 3,5 milyon ve bizim işaret dil tercüman sayımız çok az. Tabii bunu altını çizerekten belirtmek istiyorum. Bu eğitimi alan herkes işaret dil tercümanlığı yapamaz. Çünkü bunun bir vebali var tabii ki. Mesela bir mahkemede yanlış bir çeviri yaptığınız zaman Allah muhafaza suçsuz bir insanı suçlu konumuna, suçlu bir insanı da suçsuz bir konuma düşürebilirsiniz. Ya da bir hastanede diyelim ki işaret dili öğrendiniz ama çok fazla kendinizi geliştiremediniz diyelim. Doktorun hastanın doktora söylemek istediğini yanlış çevirebilirsiniz. Evet, Allah korusun önemli. Hastaya yanlış bir teşhis koyulabilir. Hani bunlar vebali çok olan, gerçekten vebali olan şeyler. Onun için altını çize söylüyorum. Herkes evet işaret dili öğrensin. Ama bu işi sadece gerçekten yapabilen kişiler yapmalı. Çünkü vebali çok yüksek. Burada söz konusu olan bir insan hayatı ve insan da tabii ki her şeyden önemli. Kesinlikle insan hayatı her şeyden önemli. Peki sağlık alanında ne gibi sorunları var iletişim, işitme engelli vatandaşlarımızın? Çünkü dediğiniz gibi sağlıkta en ufak bir yanlış anlatılma ki şimdi şeyi düşündüm, muayene olmaya gidiyorsunuz. İşitme engellisiniz. Doktor işitme işaret dilini bilmiyor. Ona nasıl anlatacaksınız derdinizi? Anlatsanız da doğru anlayacak mı? Böyle bir şey var. Bunun gibi ne sorunları var başka? Şimdi neler yaşanıyor? Örnekler varsa tabii ki alalım. Anlatayım. İşitme engelli biri diyelim ki rahatsızlandı ve doktora gitmek istedi. Tek başına doktora gittiği zaman ne yazık ki tercüman eksikliğinden dolayı ya da orada işaret dili bilen personel olmadığından dolayı kendini doğru ifade edemiyor. Ve daha önceki yıllarda bizim ne yazık ki yaşamış olduğumuz acı tecrübeler var. Yanlış teşhis yüzünden hayatını kaybeden bir işitme engelli kardeşimiz vardı. Allah rahmet eylesin. Bunun gibi sorunlar yaşanıyor. İşitme engelliler ya bir yakınlarıyla işaret dili bilen bir yakınlarını tercih ediyorlar götürmek için. Ya da az önce Koda demiştim, annesi babası işitme engelli olanlar. Onlar çok küçük yaştan beri annelerinin ve babalarının sesi ve kulağı alıyorlar. Ne ya kadar da, önemli bir şey. Yani tabii, o çocukların düşünün 5 yaşında 6 yaşında çocuk annesiyle birlikte hastaneye gidiyor. Annesinin anlattıklarını doktora aktarıyor. Ya da o şekilde. Ama son yıllarda dediğim gibi işitme engelleri ve işaret diline olan ilgi çoğaldığı için sağ olsun Sağlık Bakanlığımızda işitme engellerle ilgili kurmuş olduğu birimler var. Mesela 112 acil birimi kuruldu. Evet, telefonda acil rahatsızlandın, ambulans isteyeceksin, işitme engellisin. Evet. Bunu nasıl şimdi burada da diyelim ki işitme engelli birisi kaza geçiriyor. Orada konum gönderiyor. O servisin bir numarası var. O servise konum gönderiyor ve o servisteki arkadaşlar direkt oraya araç yönlendiriyorlar. Sağlık ekiplerini yönlendiriyorlar. İşitme engellinin orada yaşamış olduğu durumu bir şekilde olay yerinde müdahale edip daha sonra da hastaneye aktarımını sağlıyorlar. Tabii bunlar güzel gelişmeler. Yani daha önceki yıllarda hem engellilere karşı hem de işitme engellilere karşı bu kadar çok farkındalık yoktu. Evet. Sağ olsun hükümetimiz de işitme engellilerle ilgili, diğer engellilerle ilgili, ilgili bakanlığımız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Ve yapmaya da devam edecekler. Hakikaten engellerimize çok büyük değer veriliyor. Tabii ki illaki yaşamış olduğumuz sıkıntılar var ama bunların zamanla düzeleceğine inanıyorum. Çünkü daha önceki yıllarda bunlar bile yoktu. Evet. Sözümüze kısa bir ara verelim müsaadenizle başkanım. Kısa bir aradan sonra tekrar konuşmamıza devam edelim.
Değerli izleyenlerim, kısa aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bekliyoruz. Bir aradan sonra yine birlikteyiz. Sohbetimize başkanımızla kaldığımız yerden devam ediyoruz ama işitme engelli vatandaşlarımızı da bu arada unutmuş değiliz. Sadece duyan insanlara konuşmuyoruz. İşitme engelli de seviyoruz. Ellerinize sağlık, yüreğinize sağlık. Başkanım, size işaret dilinden yani bunu öğrendim ama birkaç örnek verebilir miyiz? Yani mesela tabii anne ki. Ne demek, baba ne demek? Burada birazcık eğitim gibi olsun tamam. İnsanlarımız için de. İsterseniz basit temel iletişim cümlelerinden başlayalım. Mesela karşınızda bir işitme engelli olduğu zaman merhaba. Merhaba. İyi misin derken de elinizi bu şekilde yapıyorsunuz. İyi misin? İyi misin? Hı-hı. Eğer karşınızdaki kişi iyiyse iyiyim. Teşekkür ederim diyor. İyiyim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ya da teşekkür ederim diyorsunuz. Hı-hı. Bunun haricinde yine karşınızdaki işitme engelliye isminin ne olduğunu sormak istediğinizde de yapmanız gereken işaret bu. Bak onlar çok önemli. İşaret parmağınızı hani, biraz eğin. Bazı temel sorular vardır. Hı-hı. İngilizce'de de vardır evet. Mesela temel. Onları öğrenmek de iyi bir şey. Tabii ki. Mesela ismin nedir derken? Adın ne derken adın ne? Yapmamız gereken işaret bu. Adın parmaklarımızı iç içe geçiriyoruz. Hı-hı. Yana doğru açıyoruz ne. Ya da adın ne? İkinciyi tekrar alayım. Adın ne? Ya da? Adın ne diyoruz. Evet. Yine karşımızdaki kişiye soyadını sormak istediğimizde senin soyadın ne? Tabii mimikler önemli. Soru cümlelerinde başımız öne doğru hareketli. Onun için soyadın biraz zaman lazım ne? Sanırım değil tabii. Mi? Yani hani o mimiklerle birleştirmek için öncelikle bu hareketleri öğrenmek, tabii bunlara ki. Hakim olabilmek önemli. Yoksa öbür türlü hem onu biraz zorlanır yani insan şey gerçekten. Yani şey gibi önce bir emeklemek lazım. Tabii ki. Daha sonra tutunarak yürüyeceğiz. Evet. Daha sonra da işaretliğini öğrenip hem mimiklerimizi hem jestimizi bunun içine kataraktan karşımızdaki kişiyle iletişime geçeceğiz. Evet. Nasılsın, nasıldı? Nasılsın? İyi misin? İyi misin? İyi misin? Mesela işaret dilinde soru cümlelerinde sormuş olduğunuz sorunun sonuna soru işareti getiriyorsunuz. Ya da hiç soru işareti kullanmadan az önce benim dediğim gibi iyi misin? Başım öne doğru hareket ediyor. İyi misin? Peki nasılsın diye sorduğumuzda böyle mi? Yani nasılsını nasıl soruyoruz? Şimdi nasılsın sadece derken, iyi misin mi diyoruz? İyi misin? Ha. İyi misin? İyi misin? Evet. Yani hiç mimik kullanmadan aslında kullanırsa çok daha iyi olur ama diyelim ki yeni başladınız ve yeni evet. Öğreniyorsunuz. Aha. İyi misin? Soru işareti ekliyoruz sonuna soru aynen. Cümlelerinin. Mesela yine cümleyi olumsuz yapmak için ben iyi değilim demek istediğimde ben iyi değilim. Onların başımı arkaya zaten. Doğru çekiyorum evet. Ve cümleyi olumsuz yapıyorum. Yani başı arkaya çekmek cümlenin olumsuz olması için yeterli. Aslında şöyle, ne? Cümlenin olumsuz olması için şöyle, işaretinizi yapıyorsunuz, hı hı. İyi misin?
ya da iyi misin diyorsunuz. Yani aslında hepsi bir bütün. Bütünün parçaları bunlar. Hı hı. Ama yeni öğrenen kişiler için diyorum. Mesela yeni başladığı için mimiklerini rahat kullanamayabilir. Onun için iyi misin yapabilir. Ama bu zamanla öğrendikten sonra tabii ki çok daha iyi olacaktır. Şimdi mesela bu dile çok hakim olan insanlar için böyle yaptığımızda acemi olduğumuzu mu gösteriyoruz? Bu da bunun karşılığı. Aslında şöyle, zaten diyelim ki bir işitme engelli iletişime geçtiniz. Evet. Ona zaten işaret dilini yeni öğrendiğinizi söylediğinizde işitme engelli siz orada bir hata yapsanız da onu tolere edecektir zaten. Muhtemelen. Ve size yanlış yaptığınız işareti de gösterecektir. Hı. Yapmış olduğunuz işaretin yanlış olduğunu bu şekilde yapılması gerektiği size gösterir mesela. Hı hı. Dediğim gibi zamanla olacak bir şey birden olmuyor. Kesinlikle, zamanla yavaş kesinlikle. Yavaş çünkü bir dil öğreniyorsunuz. Nasıl kesinlikle. Bir İngilizceyi, Almancayı, Fransızcayı birden öğrenemiyorsanız. Peki bunun imlası falan var mı? Yani hani mesela konuşurken D, da, ekleri bilmem neler falan. Onda... İşte mesela size örnek vereyim. İşitme engeller gramerce yazarlar. İşaretler de o şekilde. Mesela ben annemle birlikte gezmeye gittim diyeceğim. Ben annemle birlikte gezmeye gittim deriz. İşitme engellinin bu işaretten anladığı ben, anne, birlikte gezmek gitti şeklinde anlar. Hı hı. Yine ne yazık ki okul öncesi eğitim olmadığı için okullardaki, gerçi daha önceki yıllardan bahsediyorum. İlgili bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığı da bu konuda artık çok duyarlı. Evet. Bununla ilgili çalışmalar evet, da yapıyor. Çok büyük çalışmalar yapıyor, ben hı hı. takip ediyorum. Evet, okullardaki eğitimlerimiz de tabii ki geçmişteki eğitimlere hı hı. göre biraz daha düzeldi. Ve bu daha da iyi olacak zamanla. Hı hı. İşitme engelli çocuklar, kelime hazineleri zayıftır. Cümle zayıftır. Mesela birkaç satır bir şey yazdığınız zaman oradan onu okumakta zorlanabilir, zorluk yaşayabilir. Orada mesela işte ben annemle birlikte gezmeye gittim derken orada anne işaretini görür. İşte gezmek işaretini görür ama birçoğu yine bu eğitim seviyesiyle alakalı birçoğu o cümleleri birleştiremez mesela. Evet. Yani, ortaya da devrik cümleler çıkıyor bundan şimdi dolayı. Şimdi bir şey anlatırken öncelikle yani gitmek, gelmek bu şekilde algılıyorlar ve ama konuşurken konuşma hı hı. esnasında onları birleştiriyorlar kendi işlerinde, kafalarında. Hı hı. Enteresan, değişik. Evet. Yani hani onu şeyi de bilmediğiniz bir şeyi nasıl birleştiriyorsunuz, o da enteresan. Şimdi Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın hı hı. Bu işaret dili, dil bilgisi ve gramerle alakalı çıkarmış evet. olduğu yeni bir kitap var. Buradan da izleyicilerimize seslenelim. Eğer bu kitaptan temin etmek isterlerse Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan ücretsiz bir şekilde temin ediyorlar. Orada gerçi programda anlattık ama orada tabii ki geniş kapsamlı anlatılıyor. Hı hı. Temin etmek isteyen arkadaşlarımız oradan alıp temin edip işaret diliyle ilgili merak ettiklerini oradan da öğrenebilirler. Evet. Bu da güzel hı hı. çalışma, güzel bir çalışma. Bu siteyle ilgili sanırım seyircilerimize de bir hı hı. güzel hediyeniz evet. olacak sizin. Evet. Onu da alalım. Şimdi konunun başında söylemiştim, işitme evet. engelli çocuklar için hikaye, masal. Sitesi açtık. Hı hı. Bu sitemizin içerisinde ilköğretim, normal duyabilen çocuklar için de eğitimler veriliyor. Eğitim hı hı. materyalleri bulunmakta. Hı hı. Buradan sizi izleyen izleyicilerinize 20 kişi kadar evet. izleyicilerinize bir yıllık üyeliğimizi hediye edelim. Güzel bir hediye. Evet. Özellikle tekrar bir duyuralım. Bizi izleyen 20 tane izleyicimize, işitme engelli izleyicimize, çocuğumuza diyorum özellikle. Sadece işitme engelli olmasına gerek yok. Diğer engelsiz olan çocuklarımız için de çalışmalarımız var. Tamam. Hı hı. İlk 20 çocuğumuza diyeyim. Yani arayan bizi ilk 20 çocuğumuza bu siteyi hediye ediyorlar. Sağ olsunlar başkanım. Bir yıllık. Ücretsiz bir şekilde evet, faydalanabilirler ne sitemizden. Güzel, ne güzel. Çok teşekkür ediyoruz çocuklarımız rica adına. Rica ederim. Şimdi biz dediğim gibi işaret dili konuşuyoruz işitme engelli kişiler için. Siz bu konuşmamızı isterseniz bir özetleyin. Onlar tabii da ki mahrum kalmasınlar konuşmaktan. Thank you.
biz şimdi biraz şey kaldık. Bize farklı gelmiştir size. Farklı geldi. Gerçi mimiklerden falan anlaşılıyor konuşmanız ama tam olarak ne dediniz? Bugün Kanal 5 televizyonuna konuk olarak geldiğimi söyledim. Evet. İşitme engellilerin toplum içerisinde yaşamış oldukları eğitim, sağlık, hukuk alanında birçok alanda yaşamış oldukları sorunları ve çözümleri hakkında programda konuştuğumuzu söyledim. Evet. Onun haricinde federasyon olarak yapmış olduğumuz çalışmaları çok kısa bir şekilde anlattım ve kendilerine teşekkür ettim izleyen bütün izleyicilerimize. Biz de teşekkür ederim kendilerine. Bu şey işaret diliyle ilgili bir sorum olacak. Buyurun. Bu işaret dilini konuşurken işaretler nereden çıkıyor? Yani mesela hani bu A, şu A değil mi? Hı hı. Bunu harfleri belli. Ama bazı şeylerde o şu mesela, şu seviyorum. Bu nereden çıkıyor? Yani sevmek niye böyle değil de? Mesela bu şey gibi. Aslında bu şekilde de yapan var. Kalp yapan da var. Mesela hani yani başka işaretler de yarımsın, var. Hani bedenimin yarısı gibi mesela. Anladım. Bazı işaretler var. Hiç yapılmış olan işaretle alakası olmayabiliyor. Hı hı. Bazısı var. Evet, benziyor. Mesela bu öğretmen işareti. Ayrıca öğretmek işareti de. Hı hı. Mesela İstanbul'da bu şekilde kullanıyorlar öğretmen. Ya bu daha şey mesela bu hani öğretmek. Gerçi onların anlaması daha önemli. İsterseniz size alfabeyi gösterebilirim, birlikte olabilir, yapabiliriz. Siz olabilir, de öğrenmiş tabii olursunuz. Ki güzel olur. A. B. B. C. C. Şimdi işaret dilinde kullanmadığımız parmaklarımızı kapatıyoruz, gizliyoruz. Hı hı. Ç. Ç. Birleştiriyorum. D. D. E. E. Ya da E yapıyoruz. Ha, dur şöyle. Sizin için hangisi kolaysa. Evet. Bunu da yapabilirsiniz, bunu da yapabilirsiniz. F. F. G. Biz bunu Ankara'da kullanıyoruz. Ve ha, kullanılan diğer farklı bir G'miz var. C gibi yapıyoruz. Bu şekilde ha, böyle birleştiriyoruz. Yumuşak G derken de hareketlendiriyorum. Yumuşak G. Yumuşak G. H. H. I. 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 J. Ha, J. K. K. L. L. M. M. O parmağımızın basmış. Birini gizliyoruz. N. N. O. O. Ö. Şimdi P. Şöyle. R. R. İki tane C yaptım, birleştirdim. S. S. Yine parmağımı şıklatıyorum. Ş, T, U, U, Ü, V, V, Y, Y ve Z. Ha, kolaymış. Evet. Ama tabii bunu... Şimdi isminizi ve soy isminizi lazım. Yazabilirsiniz mesela. Bir dakika. N. Evet. U. Hı hı. R. Evet. D. Evet, parmaklarınız titriyor. Heyecanlandım. A. Evet. Ve ne? Evet, soy isminiz. Soyadınız. Soyadım. K nasıldı? K. Ha. K. Evet. I. I. Z nasıldı? Nasıldı? Z. Z. I. I. L. L. A. A. Ve Y. Ye. Ellerinize sağlık. Çok güzel oldu. Biraz zor oldu ama. Olsun. Daha ilk defa tabii, tabii, gördüğünüz ilk defa, bir şey. Bence gayet defa başarılıydınız. Öğreneceğim inşallah. İnşallah. İnşallah öğreneceğim. İnşallah. Azimliyim. Öğrenirim. İnşallah. Şimdi şeyle ilgili bir soru sormak istiyorum. Evet. Bu sağlıkla ilgili özellikle bu işitme cihazları almak için neler yapıyor? Nasıl alınıyor? Veya işte... bununla ilgili zorluklar var mı ya da bir prosedür var mı? Hı hı. Bununla ilgili biraz konuşalım istiyorum. Şimdi bir kere cihaz alabilmeniz için öncelikle bir heyet raporuna ihtiyacınız var, sağlık raporuna. Hı hı. Ve bu sağlık raporunun yüzdesinin %40'ın üzerinde olması gerekiyor ki siz engelli olabilirsiniz. Hı hı. %40'ın üzerinde engelli raporu olan
kişiler sağlık kurumlarına gittikleri zaman zaten devlet tarafından bizim cihazlarımız ödenmekte. Hı hı. Fakat şöyle bir sıkıntımız var. Pillerimiz ödenmiyor. Hı hı. Ve mesela devletten almış olduğumuz cihazlar çok sık arızalandığı için işitme engelli arkadaşlarımız bununla ilgili sıkıntılar yaşamaktalar. Yine aynı şekilde mesela bu analog cihazlarda ses yani filtreleme sistemi olmadığı için ya da çok yeterli olmadığı için sesleri birden çekiyor filtrelemediği hı hı. için ve işitme engelli kişiler de baş ağrısına neden oluyor. Hı. Bunun için tabii daha iyi cihazların olması lazım. Tabii ki daha iyi, daha kaliteli cihazlar var. Bu da kişinin bütçesine göre değişiyor. Anladım. Alım gücüne göre değişiyor. Hı hı. Ama tabii ki devletimiz sağ olsun cihaz konusunda elinden gelen yardımı yapıyor. Bu şey duyma engeli ölçüleri var sanırım değil tabii. mi? Yani hani az duyan, hiç duymayan. Tabii. Bunlara göre de cihazlar tabii. ayrı seçiliyor. Şimdi şöyle, siz bir sağlık kurumuna gittiğiniz hı-hı. zaman muayeneniz yapıldığında sizi odyoloğa yönlendiriyorlar. Hı-hı. Odyolog sizin orada işitme testinizi yapıyor ve işitme kaybınızı belirliyor. Hı-hı. Mesela %40, %60 ya da %70 ve %80 ya da %90 gibi. Hı hı. Sizin orada işitme kaybınızın derecesi belirleniyor. Ve ona göre de cihazlandırılıyorsunuz. Peki doğuştan işitme engelli hı hı. ve sonradan işitme engelli olan insanlar arasında fark var mı? Tabii yani ki var. Hani, bu farklar neler? Şimdi şöyle anlatayım size. Ben yakın çevremdeki hı hı. arkadaşlarımdan örnek vereceğim. Mesela doğuştan işitme engelli olan bir çocuk tabii ki ailesinin aslında yönlendirmesine bağlı. Bunun için de biraz daha önceye dönmek gerekiyor. Evet. İşitme engelli bir bebeğe sahip olan bir aile ne yapacağını bilemiyor doğal olarak. Çok zor. Tabii gerçekten ki, çok gerçekten zor. Allah yardımcıları olsun. Amin. Nasıl davranmaları gerektiğini bilmiyorlar. Evet. Bunun için orada hastanede ailenin doğru yönlendirilmesi çok önemli. Daha önceki yıllarda duyma taramaları, işitme taramaları yapılmıyordu. Hı hı. Fakat 2005 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı yeni doğan taramaları yapıyor. Yeni doğan taramalarında da işitme engelli bir bebek eğer işitme kaybı varsa hemen o kayıp belirleniyor. Hı hı. Ona göre cihazlandırılıyor. Çünkü çocuğun erken yaşta cihazlandırılması çok önemli. Kesinlikle. Tabii. Peki bunda da erken teşhis, hı hı. Erken müdahale etmek bir faydası oluyor mu? Tabii yani ki olur. Şeyin. Eğer çocukta bir duyma kaybı hı. var ise hı hı. Fakat bunun oranı düşük ise çocuk cihazlandırılarak bunun ilerlemesi durdurulabilir. Peki geriletebiliyor muyuz? Yani yoksa bir yere kadar işitme kaybınız varsa şayet onun gerilemesi tedaviyle mümkün yok. Mü? Değil, yani değil şöyle belki çok küçük yaşta yine çocuğun işitme engelli olduğu ortaya çıkarsa hı hı. ve cihazdan da faydalanamıyorsa implant ameliyatları yapılmakta. İmplant ameliyatları ne kadar küçük yaşta yapılır ise evet. Çocuğa faydası o kadar iyi oluyor. Hı hı. Mesela yine çevremde tanıdığım implant ameliyatlı minikler var. Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası gelişmelerini gözlemlediğimde hakikaten ailelere iyi ki yaptırmışsınız diyorum. Evet. Çünkü toplumda implanta karşı da mesela ameliyat olunduğu için kulak arkası kesiliyor. Oradan bir ameliyat yapılıyor ve çip hı. yerleştiriliyor. Hı hı. Ama tabii ki bu erken yaşta yapılırsa daha çok fayda gösterir. Kesinlikle. Mesela bazı yetişkinler yaptırdığında bunun faydasını göremeyebiliyorlar. Yine hı hı. onlarda da şiddetli baş ağrısı olabiliyor. Çünkü implant yaptırdıktan sonra hiç konuşamıyorsunuz evet. ve dil eğitimi almanız gerekiyor. Her şeyi yeniden öğreniyorsunuz. Hı. Yeniden konuşmaya başlar gibi. Evet. Aslında çok meşakkatli, sabır isteyen bir iş. Evet. Bu implanttan sonra hı hı. Peki hiç duymayan bir insana da yapılabiliyor mu implant? Hayır, hiç duymayan birisine yapılmaz implant. Dediğim gibi kişi sağlık belirli kurumuna bir duyma gider, sağlık kurumuna gider. Eğer doktorlar gerekli görür ise yapılır. Hı hı. Ama total sağır olabilir. Ne cihazla ne de işte implant ameliyatıyla fayda sağlamayabilir onlar için. Onlar için de yapılacak şey işaret diliyle iletişim kurmak total sağırlarda. Bir de özellikle merak ettiğim bir şey var. Hiç duymayan, doğuştan duymuyor. Hı-hı. Konuşamıyor değil mi bu insanlar? Yani ses çıkarırken kendi sesini duyamadığı için.
dudak okuyor ama onu konuşabildiğini düşünmüyor mu? Yani konuşmuyor mu? Aynı şeyde mi? Aslında şöyle. Mesela işitme kaybı çok olan kişiler aynı zamanda konuşamıyor mu? Şimdi şöyle, total bir sağırdan bahsediyoruz. Aslında ses çıkartabiliyor. Ama çıkarmış olduğu sesler çok net anlaşılamayabilir. Anlamlı olmayabilir. Ama zaten sessiz konuştuğumuzu düşünelim. Mesela benim adım Pelin diyorum. Onlar da gibi bu şekilde yapıyorlar. Ama bazısı eğer işitme kaybı az ise ses çıkartabiliyor tabii ki, duyabiliyor. Cihaz yardımıyla duyabiliyor. Ama total bir sağırsa dediğimiz gibi çok anlamlı sesler çıkartamayabilir. Duymadıkları için. Bir de konuşurken duymak önemli, ne söylediğini. Tabii. Mantıklı. Peki bu işitme engelli vatandaşlarımız için özellikle şu yapılsaydı, ülkemizde şu olsaydı çok iyi olurdu dediğiniz bir şey var mı? Yani aslında bizim en büyük eksikliğini, en büyük eksikliğimiz iletişim problemi. O iletişim içinde ne yapılabilir mesela? Keşke çok daha önceden tüm kamu kurum ve kuruluşlarında işaret dili bilen personeller olsaydı. Daha önceki yıllardan bahsediyorum. Şu anda var zaten. Keşke her yerde tercüman olabilseydi. Mesela Amerika'ya gittiğinizde Luna Park'larda bile işitme engelliler için işaret dili bilen kişiler var. Ama bizim çağdaşlık tabii mesela şey yurt dışından ülkemize turistler geldiği zaman bir turistik bölgede herkes İngilizce bilir mesela. Evet. Ama bunlar bizim kendi öz vatandaşlarımız. Bunların toplum içerisinde rahat olmaları, rahat iletişim kurmaları gerekiyor. Evet. Hatta üniversitelerde bile hocalar ders anlatırken yanında bir tercümanın olması, o dersi işaret dilinde anlatması da üniversitelerde daha önceki yıllarda tabii ki yoktu. Yaklaşık 2 yıldır üniversitelerde de işaret dili dersleri seçmeli ders olarak verilmekte. İşitme engeller öğretmenliği bölümünde ise zorunlu ders olarak da eğitmenlerimiz, öğretmenlerimiz bu dersi görmekte. Peki. Ben katıldığınız için, bu güzel bilgileri bize verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İzleyenlerim, işitme engelli ve normal vatandaşlarımız adına çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Ben teşekkür ederim. İyi ki sizi tanıdık. Eksik olmayı. Bize bu fırsatı verdiğiniz için size ve kanalınıza. Ayrıca bizi izleyen kıymetli izleyicilerinize buradan selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederim. Peki. İşitme engelli insanlarımıza da bir hemen veda edelim kısaca. Edelim. Peki, hoşça kal nasıl deniyor? Hoşça kal. Ha, o kadar. Peki. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için, bizimle beraber olduğunuz için ben ve ekip arkadaşlarım adına çok çok teşekkür ediyorum sizlere de. Haftaya yine aynı gün ve aynı saatte bir aradayız inşallah. Bekliyoruz. Hoşça kalın.